Sevgili arkadaşlar, kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar biyoloji dersimizin 1. dönem 1. sınav örnek sorularının cevaplarını yapacağız. 1. sorumuzla başlayalım. Amip ve insanda mitoz bölünmenin gerçekleşme sebeplerini açıklayınız şeklinde. Burada yazmamız gereken maddeler şunlar. Amip tek hücreli bir canlıdır. Mitoz bölünme amipte üreme sağlar. Mitoz bölünmeyle amipte birey sayısı artar. Çok hücreli bir canlı olan insanda mitoz bölünme sayesinde büyüme, gelişme, yaraların onarımı, yenilenme amacıyla mitoz bölünme gerçekleşmektedir. Böylece insanda üreme mayoz bölünme ile eşeyli olarak gerçekleşir şeklinde açıklayabilirsiniz. İkinci sorumuz bir hücre neden belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bölünmek zorunda kalır? Gerekçeleriyle yazınız. Burada şöyle cevap verirsek doğru olur. Stoplazma artışıyla birlikte hacim yani stoplazma ve yüzey hücre zarı oranı bozulur. Tamam mı? Stoplazma artışıyla birlikte hacim ve yüzey oranı bozulur. Çekirdek hücre yönetiminde zorluk yaşanır. Hücre zarı görevini yapmakta zorlanır ve metabolik faaliyetler aksar. O yüzden hücre ne yapar? Belli bir büyüklüğe ulaştıktan sonra bölünmek zorundadır. Üçüncü sorumuz. Şekilde diploid kromozomlu bir canlının mitoz bölünmesine ait evreler verilmiş. Şimdi bu hücre bölünmenin hangi evresindedir burası? Anafaz evresinde. Neden? Çünkü ana faz kardeş kromatitler bir arada tutan sentromerlerin bölünmesiyle başlayan mitoz bölünme evresidir. Tamam mı? İyi ibliklerin kısalması sonucu ayrılan kardeş kromatitlerden biri bir kutba, diğeri de diğer bir kutba gider. Böylece kromatitler iki kutup arasında ne yapıyor? Ayrılmış oluyorlar. B maddemiz bölünme sonunda oluşacak hücrelerin kromozom sayısı kaçtır? 2'ye eşittir 4 diyeceğiz burada. Bu evreden sonra hangi evre gözlemlenir? Telofaz. Neden? Çünkü telofaz evresi, te, e, telofaz evresi kardeş kromozomların kutuplara çekilmesiyle başlar. Bu evrede çekirdek zarı kromozomların etrafında yeniden oluşur. Bu şekilde kromozomlar stoplazmadan ayrılır. Bu evrede ayrıca kromozomlar yeniden çözülmeye başlar iyi iplikleri kaybolur ve her bir yavru hücrede çekirdekçik yeniden oluşur. O yüzden anafazdan sonra telofaz oluşur diyeceksiniz. Mitoz bölünme sonunda kalıtsal çeşitlilik görülürse sebebi ne olabilir? Buna da mutasyon denir. Neydi mutasyon hatırlayalım. E, mutasyon ya da değişinim deniyor. Bir canlının genomu içindeki DNA ya da RNA diziliminde meydana gelen kalıcı değişmelerdir mutasyon. Mutasyona sahip bir organizma ise ne yapar? Mutant olarak isimlendirilir diyeceğiz. Evet, devam edelim sorularımıza. Dördüncü sorumuzdayız. Bir yaprak hücresi ve karaciğer hücresinin bölünmesi karşılaştırıldığında, hangi olaylar farklılık gösterir açıklayınız. Burada yaprak hücresi ise hücresiyle karaciğer hücresini karşılaştıracağız. Bitki hücresinde sentozom yoktur. Sentrozom yok ve mikrobiler görev alıyor. Sentrozom eşlenmesi olmuyor. Hücre çeperi olduğundan stoplazma bölünmesi hücre pilavı ile gerçekleşiyor. Karaciğer hücresi hayvan hücresidir. Sentrozom görevlidir. Sitoplazma bölünmesi boğumlanarak gerçekleşir diye karşılaştırabiliriz. 5. sorumuzda karyotip çalışması nedir? Hücre bölünmesinin hangi aşamasında yapılır? Açıklayınız. Evet. Kromozomların uzunluk, bant ve sentromer konumu gibi özellikleri dikkate alarak sınıflandırılıp dizilmesiyle elde edilen fotoğraftır karyotip çalışması. Hücre bölünmesinin metafaz evresinde kromozom fotoğrafı çekilebilir ve karyotip oluşturulabilir. Burada unutmamız gereken karyotiptir. Karyotip bir hücredeki kromozomların özdeş çift kromozomlar halinde eşlendikten sonra belli bir düzene göre sıralanmasıdır şeklinde unutmayalım. Altıncı sorumuz aşağıda hayvan hücresinde gerçekleşen bölünme evrelerinin isimlerini yazınız. Ve bu evreleri gerçekleşme sırasına göre sıralayınız. Sevgili arkadaşlar burada sırasıyla metafaz, anafaz, profaz ve telafaz yazacaksınız A bölümünde. B'de ise profaz, metafaz, anafaz ve telafaz. Kısaca hatırlayalım. Profaz evresi neydi? DNA'nın protein, proteinlerle oluşturduğu yapı olarak adlandırılan Kromatin yoğunlaşarak kıvrılıyor ve giderek daha sık hale geliyordu. Sıklaştıkça kısalan ve kalınlaşan kromatinler mikroskop aracılığıyla görülebilen X şeklindeki kromozomları oluşturuyordu profaz evresinde. Peki metafazda ne vardı? Ee, mikrotübüller tarafından oluşturulan i iplikleri kromozomlara tutunarak kromozomların hücresinin ortasına sıralanmasını sağlıyordu. Bu evrede hücre bütün kromozomların hücrenin ortasına sıralandığından, ve ip iyiliklerinin sağlam, iyi ipliklerinin sağlam bir şekilde tutunduğundan emin oluyorlardı. Ana ise kardeş kromatitler iyi iplikleri tarafından zıt kutuplara çekiliyordu. Ve telefazda ise kardeş kromozomların kutuplara çekilmesiyle başlıyordu. Hemen hatırlamış olalım onları da. 7. sorumuzda rejenerasyon ile ilgili verilen soruları cevaplandırınız. Öncelikle nedir? Yani rejenerasyon nedir? Çok hücre canlılarda doku ve organ onarımı bazı canlılarda kopan parçalardan yeni canlı oluşumunu sağlıyor. Rejenerasyon sırasında mitoz, büyüme ve farklılaşma olayları görülürken genetik çeşitlilik oluşmuyor. Gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği azalıyordu. Peki canlılarda doku, organ ve vücut düzeyinde gözlenen rejenerasyonla örnek verilmiş şeklinde bir soru gelirse ki muhakkak gelir. Doku düzeyi rejenerasyon. Yarala, yaraların iyileşmesi, yaralarımız var diyelim. Bunların iyileşmesi, kırık kemiğin kaynaşması, dil bağırsak epitel hücresinin yenilenmesi diyebiliriz. Organ düzeyi rejenerasyonunda ise yengecin zarar gören çenesinin, kertenkelenin kopan kuyruğunun, semenderin kopan bacağının onarması diye örnek verebiliriz. Peki vücut düzeyi rejenerasyon neydi? planarya ve deniz yıldızında kopan parçadan yeni canlı oluşmasını örnek olarak verebiliriz. Eşeğsiz üreme ile ilgili verilen soruları cevaplayınız diyor. Aşağıdaki canlılarda görülen eşeğsiz üreme çeşitlerini karşılarına yazınız şeklinde. Peki eşeğsiz üremeyi unutmadınız değil mi? Eşeğsiz üreme tek bir organizmadan yalnızca bu organizmanın genlerini alarak yeni bir canlı üremesidir. İşte bu üreme yönteminde Ploidlik görülmüyor. Otomiksiz durumu dışında eşeysiz üreme sonucu oluşan organizma ana organizmanın birebir genetik kopyasıdır. Bunu unutmayalım. Şimdi hidralar tomurcuklanmayla mantar spor ile öglene bölünerek deniz yıldızı rejenerasyonla çilekte vejetalitif yöntemiyle çoğalıyor eşeysiz üreme. Eşey süremenin genel özelliklerinden iki tanesini yaptınız. Neydi bunlar? Döllenme olmuyor. Tek bir atadan aynı özellikte yeni canlılar oluşuyor. Temeli birçok canlıda mitozdur. Tek hücreli ve çok hücreli canlıların bazılarında görülebilir. Üreme hızı çok yüksektir diyeceğiz. Eşey üreme örnek olarak bal arılarındaki üreme olayı gösterilebilir. Kraliçe arı, efendim, erkek arı bu şekilde bak 1 ve 2 sonucunda zigotlar oluşuyor erkek arı, dişi embriyolar ardından da kraliçe arı ve işçi arı şeklinde ortaya çıkıyor. Şimdi burayla ilgili sorularımız var. A numaralı olayların isimlendiriniz. A bölümünü bakın bir burası mayoz. 2 numaralı yer mitoz. 3, döllenme gerçekleşiyor. Dörtte partenogenez oluşuyor. Beşte Mitoz yani büyüme ve gelişme burada gerçekleşiyor. Partenogenez nedir? Mayoz ile oluşan yumurta hücresinin döllenmeden mitozda gelişerek yeni birey oluşturması olayına denmektedir diyeceğiz. Onun sorumuzda eşeysiz üreme tekniklerinden bahçe ve tarım sektöründe nasıl faydalanılır? Sağladığı avantajlardan bahsederek kısaca açıklayınız. Ne diyebiliriz? Bitkilerde eşeğli üreme yanında eşeğsiz üreme çeşidi olan e, vejetatif üre, üremeden faydalanılıyor. Vejetatif üreme mitoz ve yenilenme sahasına dayanıyor. Sürünücü gövde, daldırma, yumru gövde, rizom gövde, doku kültürü tekniği ve çelikle eşeysiz olarak üretimi sağlanıyor. İstenilen özelliklerin aynen kalıtımı için önemli bir yöntemdir. Vejetatif üremenin bir başka yöntemi olan aşılamada iyi özelliklerin bir birlikte birleşmesi açısından önemli yöntemlerden sayılıyor. Daha kaliteli hastalıklara daha dayanıklı ve daha kısa sürede ürün almayı hedefleniyor ve sağlanıyor bu gerçekleşiyor. Doku kültürüyle de bitkilerin ıslah çalışmalarında faydalanılmaktadır diyeceğiz. Evet sevgili arkadaşlar sizlere kısaca 10 tane özet bir soru hazırladık. İnşallah yararlanırsınız. Yeni derslerde, yeni sınavlarda görüşünceye kadar hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalınız.